Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sivas. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Sivas, buyurun. Evet. Hocama bir sorum vardı. Hayırlı ömürlü cumalarınız olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim 8 aylıkken çocuğum oldu. Yani benim çocuğum oldu. İkiz çocuklarım. Hı hı. İkizlerimden birinin kalp rahatsızlığı olduğunu biliyorduk zaten. 8 aylıkken ameliyat oldu. Evet. 6 ay yoğun bakımda kaldı. Hani çok zor geçti kalp ameliyatı. Doktorlar hani bize kendinize her şeyi hazırlayın demişlerdi. Hı hı. Biz eşimle Adakada'dık. Eğer çocuğumuz iyi olur, ayaklanır, ayağa kalkarsa hani adağımız var dedik. Hı hı. Şu an çocuğum 3 yaşında, biz maşallah, daha adağımızı kesemedik. Maşallah, Allah bağışlasın. Nasip olmadı, teşekkür ederim. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı. Biz acaba kurbanımızı mı kesmeliyiz yoksa adağımızı mı kesmeliyiz? Önce bu adağımı yerine getirelim. Sonra evet, mı kurban kurbanımı keselim? Keselim? Yani kurban kesmemiz uygun olur mu adak varken diye soruyorsunuz. Aynen. Peki, teşekkür ediyoruz hocam, duydu sizi. Selam ediyoruz bir kez daha Sivas'a. Hayırlı cumalar. Hocam buyurun. Efendim, adak kurbanının illa şu gün olacak diye bir şartı yok. Ama o udhiyye kurbanı dediğimiz ancak Kurban Bayramı günlerinde kesilebilmektedir. O yüzden Kurban Bayramı günlerinde mükellef isek, şayet kesmemiz vacip durumda ise udhiyye kurbanını, Kurban Bayramı günlerinde keseceğimiz kurbanı kesmeliyiz. Elimizin müsait olduğu bir zamanda adak kurbanımızı yerine getirmeliyiz. Rabbimize söz verdik. Rabbimize verdiğimiz bu sözü yerine getirmeliyiz. Diyelim ki hatta Kurban Bayramı'nda büyükbaş bir hayvana hissedar olarak girdik. Hem o Kurban Bayramı'ndaki keseceğimiz kurban için hem de adak kurbanı için girebiliriz. Evet. Hulasa, Kurban Bayramı günlerinde kurbanımızı kesmeli, adak kurbanımızı da savsaklamadan gücümüzün yettiği bir zamanda o görevi de yerine getirmeliyiz. Hocam, yanlış anlaşılmasın diye biraz evvel izah ettiğiniz bir konu var. Onu tekrar açmak isterim. Dediniz ki bir hisseye girilirken hem geçmişteki adak borcuna hem de udhiye kurbana niyet edebiliriz dediniz. Peki bunlar için ayrı ayrı hisselere mi gireceğiz? Tek hisseye iki niyet mi olacak? Hayır hayır, ayrı ayrı hisse. Heh. Ayrı ayrı hisse tabii. Tamam. Ya diyelim ki ben hem Kurban Bayramı'nda keseceğim kurban için bir hisseye girdim. Bir de adak borcum vardı, onun için girdim. İki hisse. Bir de akika kurbanı kesecektim. O üç hisseye üç hisse. Birden girebilirim. Yani üç hisseye girdim. Biri akika kurbanı, biri adak kurbanı, biri de Kurban Bayramı'nda kesmem vacip olmaz. Evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.